Bugün sabahtan beri çok sinirli. Gidiyor musun? Evet. Çalışıyorsun diye seni rahatsız etmeyecektim. Bir şey mi istedin abi? Ben... Cemil Bey'in bulduğu işe koşturmaya dünden hevesliymişsin sen de. Gel bebeğim. Bir altını açalım senin. Bir de haber vermeden çıkıp gidecektim. Kenan, niye böyle yapıyorsun? O adamın bulduğu işe gitmeni istemiyorum. Çocuk gibi konuşma lütfen. Cemil'le bu işin ne ilgisi var? Bana ulaşamayınca onu aramışlar. Herkes ne bilsin ayrıldığımızı? Ay sonunda bilecekler ama. Bak, böyle yaparsan aklım sende gidemem. Kenan, lütfen. Bu işi geri çeviremezdim. Paraya ihtiyacımız var, biliyorsun. Çünkü ben kazanamıyorum, değil mi? Bir çuval inciri berbat ettim. Yaptığım besteler beğenilmiyor. Artık hiçbir işe yaramıyorum ben. Niye öyle söylüyorsun? Kendine haksızlık etme lütfen. Yeter. Bana acıma Lamia. Beni daha da yerin dibine sokma. Bütün bunları gitmeyeyim diye yapıyorsan gitmem. Kenan. Bak bana. Gitmemi istemiyorsan gitmem. Her şeye rağmen, biliyorsun. Özür dilerim. Saçmaladım. Hayır. Vazgeçtim ben. Arayıp söyleyeceğim. Olur mu öyle şey? Sözleşme imzaladım. Canını okurlar senin. Bir de benim yüzümden borçlanma kimseye. Neyse. Kızım. Halacığım. Bekle, seni ben götüreyim. Gerek yok. O kadar yolu gidip gelme. Ben bir taksiyle giderim. Nasıl olsa şirket ödeyecek. Hayır, geliyorum. Nasıl olsa yapacak işim yok. Biraz insan içine karışayım. Belki daha iyi gelir. Ne zamandır odadan çıkmıyorum. Yabanileştim. Kaba bir adam oldum çıktım. Değilsin. Ben senin her halini seviyorum. Ben sevmiyorum. Bekle, üstümü değişip geleyim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba Cavidan Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şayk Hanım. Nereden çıktın sen? Döndüm. Canım. Dur bakayım sana. Saçlar şahane olmuş. Çok yakışmış. Ay, küçücük kalmışsın. Gençleşmişsin sen. Neler yaptın bakayım? Harika vakit geçirdim. Serseriler gibi dolaştım. Çok güzeldi. Oh, canına değsin. Sözünü dinledim yani. Aşk durumları ne alemde? O sözleri de dinledin tabii, değil mi? Hayır. Aa! Çivi çiviyi söker diyemiyorum ben, biliyorsun. Biliyorum. Hem Kenan'ı unutmak için başka bir adamı feda edemem. Bu herkese haksızlık olur. En çok da kendime tabii. Haklısın. Hele bir yaralar kabuklansın. Yaralar kabuklandı da tamamen ortadan kalkmadılar. Ancak bundan sonra. Prenses. Namık'cığım. Geldiğini duydum. Nihayet. Seni neredeyse vatandaşlıktan çıkaracaktım. Yok canım, dolaştım geldim işte.
Çok değişmişsin. Harika görünüyorsun. Bana da öyle geliyor. Gölgeler kalkmış yüzünden. Sevindim. Nerede kalmıştık? Vites geçirirken can veriyor araba. İdare edeceğiz, ne yapalım? Sakin ol Kenan. Acelemiz yok. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ya başaramazsam Lamia? Ya bir daha eski Hüseyin Kenan olamazsam? Yine de beni sevmeye devam edecek misin? Ne biçim soru bu? Soruma soruyla cevap verme. Sevmeye devam edecek misin onu söyle. Yoksa arkanı dönüp gidecek misin? Ben sana aşığım. Hüseyin Kenan beni ilgilendirmiyor. Yani tabii ki ilgilendiriyor. Bestelerine payrı. Onları da çok seviyorum tabii de. Niye böyle bir soru sordun anlamadım. Neyse boşver. Uyudu neyse. Hadi buyurun bir şeyler atıştırın. Sağ ol. Yoğurt da getireyim. Buraya gelirken Makbule'ye ne söylediniz? Makbule Kütahya'ya gitti. Orada akrabaları var. Tam denk geldi yani. İyi, neyse. Kenan Bey'le Lamia'nın durumuna ne diyorsun? Kenan Bey biraz değişti gibi. Abim çok hırçın. Biliyorum. Turnelerin kötü gitmesi, halkın ilgisizliği onu çok etkiledi. Onun için de üstüne gidemiyorum. O da haklı ama işte. Bizimki de çok hassas. Gözünün içine bakıyor Kenan Bey'in. Abim de hayatını değiştirdi onun için. Bakmayın, Cemil Paşazade'nin karısını elinden almak da onun puanını düşürdü. Halk sırtını dönüverdi. Neler yaşandığını bilemezler tabii. Evet. Lamia evi terk ettiğinden beri Cemil'le hiçbir araya gelmediler, değil mi? Hayır, hiç görüşmediler.